Yani Başkan, şimdi o ağabeyimiz bir girişimde bulunmuştur ama yaptığı basın açıklamasında ben bilet verdiğim arkadaşım demekle hakikaten yanlış. Ayrı bir şeydir ya. Ben anlamadım abi. Metrekare bir oda, biz asil bir kulübüz, o da Malatya'nın, sizlerin ayıbı olsun. Parası olanın çakası çoluğu sevinsin. Benim başkanlarım, hani... bir dakika Bahriye abicim lütfen. Gücü ona yetmiştir. Namusuyla, şerefiyle biz gocunmuyoruz abi. Bizim bacamız tütüyor. Namusumuzla, şerefimizle biz yerimizden memnunuz. Ondan sonra Arap Gir maçı öncesi bir destekte bulunduğunu söylemiştir. Bunu da ayıp etmiştir. Herkes bulunmuştur. Yani ama gelip de buralardan bunları şey etmek hakikaten doğru değil. Ben çok üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Ve finalinde de o 2009-2010 senesinde bize yapılan namussuzluğun bizim hani borcumuz ödenemeyecek boyutlarda gösterilip o belediye sporun Yeni Malatya Spor'a devşirilmesi sürecindeki gibi Malatya Spor'un 30-35 milyon borcunu ödemeye geldim demesi de çok ayıp oldu. Yakışmadı. Malatya Spor'umuzun öyle olsun. Malatya Spor'umuzun 5 milyon yani bir şeyle kapanabilecek bir borcu vardı. Ayrıca şunu da söyleyeyim. 30-35 milyonu gelecek arkadaş. Ben her şeyi 10 milyon gelsin sıkıntı değil. Namus şeref sözü veriyorum. Ben borçları kapatacağım. Artan parasını da Malatya Spor'umuzun şeyine devam ettireceğim. Yani böyle bir dünya. Senin sözüne de başkanım katılıyorum. 10 milyon ben banka teminat mektubu vereceğim. Benim ticari sicilim belli. 10 milyon banka mülkiyetlerimden kendisine, eğer ben borcu sıfırlamasam, 10 milyonun Malatyaspor'a banka teminatına koyacağım. Onun paranın karşısında. Belki parası ya, kaybolur ya. Maksimum yani, 5'e sıfırlanır bizim borcumuz. Ya ben diyorum ki 10 milyonu ya... Yok. Malatyaspor üzerinden özür dilerim. Yani Malatyaspor'un büyük bir borcumuz yok arkadaş. Bir borcumuz yok ya. Tartışılmaz ama hakikaten yani mutluluk verici bir şey. Malatya Spor'umuzun üzerinden insanlar hakikaten yine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Bu da güzel. Ya benim kaptanım katılsın. Kemal'i izliyor, futbolcularım izliyor. Arkadaşlar, benim kulüp binam amatörün müessese kulüpleri hariç, belediye kulüpleri hariç. Yok, kulüp binamız yok. Öyle çadırdayız, kime ne ya? Hayır abi. Kulüp binam Malatya Spor'u temsil eden kulüp binam hemen üst düzey amatörün üzerinde bir kulübe getirdik biz. Başkan odası var, soyunma odası var, duş odamız var, mutfağımız var. Bu ben anlamadığım bir noktayı söylüyorum. İnsanların küçük yerde oturması küçük demek midir? Düşünceleri büyük olsun. Benim düşüncem Malatyaspor'u, ben size burada yayında bir söz vermiştim. Bak, o sözü tutmadığım gün yine sana Selimoğlu, o sözüm sözdür. İdris Payza sözüdür. Mustafa Güner sözüdür. Eğer ben kulübü istemeyen Malatyaspor'u eski hale getirecek insanlara vereceğim zaman, bunu bilin ki ben o gün orada yokum. Ben o gün o imzada yokum. Ne oraya imza atarım? Çıkarım sabahına ya, istifamı veririm derim arkadaşlar. Arkadaşlarım devam etsin. Yorulmuştum. Ben kulübü emin ellere, Mustafa Güner'den uğraşıyoruz ki emin ellere. Biz yine bütçemizi yaptık. Biz yine kulübümüze sevdiğimiz dostlarımızdan devam ediyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın. Malatyaspor yavaş yavaş 5-2 yıl olur, 1 yıl olur. Yazmışlar bazı arkadaşlar. Siz 5 yıldır o kulübü orada. Biz arkadaşlar Allah'ına kurbanım. Karayüzlü Ağa Bekir. 2 yıl pandemi oldu arkadaşlar. 1 yıl kuradan geri döndük. Bizi kuraya tabi tuttular, çıkamadık. 1 yılda tüm Malatya birlik oldu, bizi çıkartmadı. Arkadaşlar biz 4-3 yılda lige teşvik edildi. 3 yılda şampiyonluğu oynamışız. Ben bu kulübün 8 kişiyle geldik, teslim aldık Mustafa Güner'den. Biz gelirken kulübün soyunma odası yok, duşlar yok, malzeme yok, futbolcu yok. Kulübü kapatmak üzereler.
Boztepe'de muhtar canlı yayın o kulübün nasıl elinden aldı oralar? Başkan, niye yıkıldı oralar? Bülent Başkanım'dan aldınız. Ona da haksızlık etmeyin. Bülent ben Başkanım. Haksızlık etmiyorum. Bülent Başkan. Bülent Başkan. Abi bak. Bülent 8 yılını Bülent 8 yılını verdi. İstanbul adamlarından gitti, koşturdu, gitti geldi. Bülent Başkan yaptı. Bülent Başkan 8 verirken bu kulübün otobüsü kendi ellerindeydi. Bacayı tuttu. Abi bir dakika. Diye. Abi Bülent Başkan nereden nereye geçti? Bülent Başkan'a tuttular bir tesis verdiler Boztepe'de. O tesisin kazanları, o tesisin boruları, o ranzaları. Biz bir kulüpten bir şey inne almamışız, bize millet bu hesabı soruyor. Gitsin o hesabı sorsunlar arkadaş. O kulüp binası niye yıkıldı? Ne sebepten yıkıldı? O kulüp benim elimde olsaydı ben şu anda 3. 4. çıkarmıştım takımı. Ben takım ararken takım diye bir şey yok. Güçle geliyoruz, güçle geliyoruz. Hadi kulübün kimliğini kazandırıyoruz. Basına taşıyoruz. Uluslararası'na taşımaya çalışıyoruz. Kulübümün olan malzemeleri elinde bir şey yok. Bizler de kendi çabamızla Mustafa Başkan, sizin gibi arkadaşlarımızın sevdalı, gönül sevdalarına kimse de bir şey istemiyoruz. Arkadaşlar Fatiha okumayın, mezarımıza da taş çalmayın ya. Ya siz gelin deyin ki madem ki geldiniz bu kulüp 10 metre yerde. Arada 3 ay geçti. 3 ayda diyeydiniz ki arkadaş ayıptır ya, hemen iş adamlarına sabahleyin kulübü başka yere taşıdık. Ben olsaydım gitseydim ki Malatyaspor İstanbul'da öyle bir kulüpte sabahleyin hemen bir yer tutardım arkadaşlar. İlk işim bu. Ben senin birinci icraatını göreydim ki samimiyetini göreydim ben senin. Art niyetli olduğunuzu biliyorum hepinizin. Hepiniz art niyetlisiniz arkadaş. Art niyetlisiniz. Malatyaspor'u silmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hiç kimsenizin gücü yetmez. Biz bu şehri temsil ediyoruz. Bu sevenlerimizden beraber amatör ruhu da olsa amatörce devam edeceğiz. Profesyonel çıkarsa profesyonelce devam edeceğiz. Ha bu kulübü de layığı geldiği zaman sabah neyin vereceğiz? Yalnız bu kulübe bir teminat verecekler. İdris Payza'ya değil, Mustafa Güner'e teminat yok. Bu kulübe bir teminat verecekler. Çünkü yarın hesabını ben İstanbul'a gidemiyorum arkadaş. Ben sabah da gitsem Mustafa Güner'den Akpınar'a geleceğim. Ondan sonra bir tane işte 3 tane yerim var. Bir Kasım Argan'ın yeri var gideceğim. Bir Ersin abi var. Oraya gideceğim oturacağım. Bahri'nin nakliye yerine gideceğim. Dostlarımın yanına gideceğim oturacağım. Ama millet görüyor arkadaş. Bir dükkanın karşısında benim ağamın babamın yeri var. Bir de ona git bir çayın içine varsa. Gidem abi başım üstüne. Sağ olasın. Nasıl? Dostlarımız hepsi aynı. Yani şunu söylüyorum. Bizim yani dost hepsi Malatya dostumuz. Arkadaşlar yapmayın. Bak yanlış yollardasınız. Yaptığınız şeyler doğru değil. Bu Malatya sizin malınız. Biz asla hiç demedik. Bak hep demiyorum bizim değil. Sizin malınız. Sizlerin malınız. Geçen günler Bahri kardeşim yoktu yönetimde. Bir arkadaşlarımız gitti o geldi. Selçuk geldi. Yarın kim varsa o gelecek. Yarın ben de yoruldum. Şeker var. Stent var. Ya ben bugün gittim. Elyeti yeniledim. Ben de o işledeyim. Denetleme yede güç. Ya hayır. Elyetimi değiştim. Elyeti bile bir düşürdüler aşağı bugün. Yani niye? Rahatsızız. Ya bizler de ailemiz, arkadaşlar bir ailemiz var. Bizlerin hepimizi bak ne olursunuz bu fake hesaplarda birinin hakkında yorum yaparken yapmayın. Sizde bir ana doğurdu. Sizde bir kadın doğurdu. Biz bu fake hesaplarda küfür yapmak istemiyoruz. Neden yapmak istemiyoruz? Sen hatalı olabilirsin. Senin cinsiyetin bozuk olabilir. Ama senin bir bacın izliyordur. Bir anan izliyordur. Biz o yanlışı sana söyleyemezdik. Necip abiye de bir şey diyemezdik. Öyle görmüştür. Niyetini öyle yapmıştır. Belki de girişi ters yapmıştır. Öyle değildir de öyledir. Ama ben isterim ki bu kulübe bir özür borçlu çıksın. Bizden değil. Malatya camiasında arkadaşlar bu yanlış olmuştur. Ben şimdi bunların yanındayım. Bunlar Malatya'nın gerçek sahipleriymiş. Bir özür bekliyorum. Arkadaşlar koltuk makam bugün sendedir, yarın başkasındadır. Ama insaniyetlik hep yürektedir. Ben bugün de sokakta Sucu Hasan abimi görüyorum. Zeynep Çubuk kardeşimi görüyorum. Kadir abimi görüyorum. Ondan sonra Paşa Okey'i görüyorum. Yani kimleri, ben bu isimler aklıma geliyor. Orhan Ekmekçi'yi görüyorum. Ben yarın da görüyorum. Bilgehan abimi görürsün. Bilgehan başımızın tacı. Bilgehan Malatyaspor'da. Bak Şemal Karal. O da güzel bir kardeşim. Bak Malatya. Başkanım. Ezgin o da bir Malatya çocuğu. Eyvallah. Şimdi yaptığı
açıklamada kulübü 10 metrekareymiş de bilmem olabilir. Neymiş de demin kendiler söyledi. Vay madem abi, öyle İdris çok başkanım talim... bak gaza getirme yengem orada belki. Ben, sana bari bir şey daha diyeceğim. Bari Arap Kir maçını varsa yayınlayın. Arkadaşlar siz taraftarı küçük görüyorsunuz ya, bilet veriyordur. Serdar Kaplangil izliyor. Arap Kir maçında benim futbolcum ne yediyse benim taraftarım da aynısını yedi. Benim taraftarım da aynı suyu içti. Ayırmadık. İnsan ayırmayın. Biz çünkü ben varım, yarın biz varız. Belki yarın o türbünün içinde çıkacak bir çocuk kulüp başkanı olacak. Niye? O sevdayı görecek. Önce Malatyaspor sevdasını aşılayalım. Biz gittik dedik arkadaşlar. Yok. Öyle bir şey yok. Sizi gönderemeyiz. Bizim için geldiniz. O atmosfere canlı yayın yaptık, gösterdik. Biz burada böyle bir dayanışma içinde. İstanbul'da sizlerin durumu iyi olur, lüks yerlerde yaşayabilirsin. Ama biz Malatyaspor'u biraz sabredin. Ya çoluk ya. Eyvallah. Şimdi bir sabredin, göreceksiniz. Malatyaspor nerelere gelecek hepiniz göreceksiniz. Altyapıdaki tesis alınacak. Otobüste Allah razı olsun Selahattin Başkan bir talimat verdi. Oraya da geçeceğiz. Biz iki tane güzel hocandan, iki tane genç arkadaşlarımızdan yürüteceğiz. Bu kulübü, Malatyaspor'un adını tarihi bitmedikçe, sonu bulmadıkça, futbol federasyonları kapanmadığı müddetçe, Türk futbolu bitmediği müddetçe adı Malatyaspor'dur. Bunun ikinci adı yoktur arkadaş. Ha sen kendine bir ad kuracaksan git yeni gibi, şimdi deştirme bir Malatyaspor'a, hadi git bak ne kongresine girebiliyorsun. Ya hayırdır ya? Çok mu heveslisiniz Malatyaspor'a? Gidin o yeniye. Şimdi 200 lira daha yatırım diye çıkarın. Arada günler geçtiği için bir şeyi unuttuk da buradan hakikaten kulübümüze büyük hizmetleri olan Muharrem Zeyno ya gani gani rahmet eylesin. Vedat abime, Hüseyin abime. Şeyden sonra yayın yapmadığımız için yayında onu da anmış olalım. Mekanı cennet olsun. Büyük hocam, Kurt hocam. Mekanı cennet olsun. Büyük emekleri var. O hastalık haliyle hakikaten çok cefalar çekti. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok üzgünüm. İnsan Selim Başkanım, insan gittikten sonra diyorlar ya, ya sevilene sevmeyene. Belki de tamam. Emeline bir faydası olmaz. Her şeyi hayattayken yapmak lazım. Birbirini kalbini kırma. O hayattayken lazım. Biz hocalarımızla asla sonuna kadar da oturduk. Hocalarımla bir gün önce konuştum. Muharrem hocamla bir gün önce gırgır yaptık. Bir gün önce tekrar dedik hocam fikirlerine ihtiyacımız var. Ya o Malatyaspor sevdalısı bir adam. Asla kırılmadı. Yani bir şey değildi. Şunu söyleyeyim. Muharrem